her daim her şeyi gözlemleyen insanlarız. Oyuncu her zaman hazır olmalı. İşte şu karakteri oynamak için gittim 6 ay onlarla yaşadım falan diye bir şey yok. Aslında oyunculukta birazcık çevre işi. Her oyuncunun yatkın olduğu aslında e, türler var. Bazı oyuncu daha çok komediye yatkındır. Barış Kralioğlu, 86 doğumluyum. Galileo Galilei İtalyan Lisesi'nde okudum. Ardından Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdim. İtalyan Lisesi'nde okurken oyuncu olmaya karar verdim. Aslında şöyle komik bir hikayesi de var. Tabii ki okul tiyatrosunda çalışmaya başladığımda annem gazetede bir ilan gördü. Gönüllük Gazanfer Özcan tiyatrosu yetiştirmek üzere genç aktörler arıyor diye. Ben de bu ilana başvurdum. Daha hiçbir şey bilmiyorum. Sadece amatör okul tiyatrosu yapıyorum. Ve oraya gidip eğitim almaya başladım. O eğitimi aldıktan sonra bir kadro oluşturuldu. Onunla bir oyun oynadık falan. Bunun ben çok sevdim ve kesin kararımı verdim oyuncu olmaya. Sonrasında başka kurslara da gittim ve konservatuara hazırlanmaya başladım. Okul tiyatroları devam etti. Konservatuar sınavlarına girdim. İlk yıl istediğim okul olmadı diye çok idealistim. Bir sene daha deneyeceğim dedim. Bekledim. O sırada bol bol oyun izledim. Oyun okudum. Kitaplar okudum. Kuramsal kitaplara baktım. Derken konservatuar sınavını kazandım ve oyunculuk eğitimi başladı. Tabii ki o zamana kadar hep böyle neşeli, eğlenceli sınıfın işte komik çocuğu filanken bir anda çevremde benim gibi olan bir sürü oyuncu adayıyla bir birlikte aynı sınıfta olmak çok hoş bir şey oldu. Çünkü aynı dili konuşuyorsunuz. Aynı hayalleriniz var aslında. Benzer hayallerimiz var diyelim. Bir arkadaşımız sadece ben yönetmen olacağım, oyuncu olmayacağım demişti. O da zaten sonra bir film yönetmeni oldu. Şimdi bekliyoruz onun filminde oynayacağız. Sınıfça bizi oynat diyoruz. Böyle başladı macera. Sonra mezun olduktan sonra 2011 yılıydı. Ben kendi tiyatromu kurdum. Ben İtalya ile bağlantılı işler yapmaya başlamıştım. Bir İtalyan hocam vardı. Ondan komedi dallerte öğrenmiştim. O Türkiye'ye gelip gidiyordu ve ben kendi tiyatromu açtım. Tiyatro Barbone diye bir tiyatro. 3 yıl kadar devam etti. Orada İtalya ile bağlantılı işler de yaptık. Festival düzenledim bir tane. Uluslararası Dünya Komedyodarı Ertegül'ün başkenti İstanbul seçildi. Burada e, etkinlikler yapıldı. Portekiz'den, İngiltere'den, İtalya'dan gelen gruplar oldu. Bu süreç aslında yani eğitim süreci bittikten sonra bir saha çalışması gibiydi benim için. O kendi tiyatromu kurmak. Küçük bir salonumuz da vardı. 36 seyirci kapasiteli. Böyle diyorduk ki bugün full. Bugün çok seyirci var. 36'yız falan diyorduk ama bir elektrikler kesildiğinde Beyoğlu'nda bir anda eyvahlar olsun deyip akşam oyunu oynayamadığımız günler de oluyor. Aslında o dönemlerde alternatif tiyatroların açıldığı çok böyle belki de 10 tane yeni sahne açılmıştı ve bütün mevzu, yeni mezun hatta öğrenci olan kişiler orada bir saha çalışması yapıyorduk. Bizim için çok faydalı oldu. Bir sürü kişiyi tanımış olduk. O dönemde ben bir e, Fransız yazar var Eric Emanuel Schmidt diye. Onun bir oyununu sahneye koydum. O oyun birazcık sükse yapınca çok izledi insanlar. Tiyatrocular, meslektaşlarımız geldiler, izlediler ve böyle biraz çevrem de genişlemiş oldu. Aslında oyunculukta birazcık çevre işe. Çünkü iyi bir iş yapınca, uyumlu çalışınca insanlar tanımaya baş ve yavaş yavaş oradan bir rol teklifi, sen birine teklif ediyorsun, birlikte çalışıyorsun filan derken böyle bir macera başlıyor. Tiyatrom kurduğum ilk yılın sonunda tam Mayıs ayıydı artı yavaş yavaş sezon kapanıyor gibiydi ve bana bir dizi teklifi geldi. Komedi dizisinde Salih Kuşu diye bir dizide İtalyan bir aşçıyı oynadım. O İtalyan aşçıyı oynayarak 10 bölüm süren bir dizi macerasına geçtim ve orada dedim ki... Ha, dedim evet artık diziden tanınmaya başlayacağım ve oradaki seyirci kitlesini tiyatroya dönüştüreceğim çok heyecanlıydım ama sosyal medya o kadar aktif değildi o zamanlar ya da ben çok aktif kullanamamıştım o beklediğim etki o zaman olmadı sonrasında başka filmlerde oynadım ama ne zaman ki içeride diye bir dizide oynamaya başladım orada bir komiser karakteri oynuyordum derken oradan çok ciddi bir hayran kitlesi oluşmaya başladım bu kitleyi işte tiyatro seyircisi olarak dönüştürmeye başladım o sırada da tiyatro kitle çalışıyordum müfettiş oyununda oynuyordum müfettişte oynadığım dinlerken işte her oyun çıkışında Halbun Dormen'i bekleyip fotoğraf çektirmek isteyen insanlar olurdu. Ben de de 3 kişi 5 kişi fotoğraf çektirdi. Bir gün bir baktım ki o sayı 50 lira çıkmaya başlamış. Hem televizyonlarını izliyorlar beğeniyorlar. Orada beğendikleri için oyuna gelmişler. Oyunu da izleyip beğeniyorlar ve tanışmak istiyorlar. Böyle bir macera devam etti. Sonrasında da benim yine çok severek, beğenerek oynadığım bir film vardı. Rolüm de çok güzeldi. Tarihi bir karakter. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ı canlandırdım aynı filminde. Onun için de yani aslında o zaman 54 kilo daha fazlaydım bundan. Bir sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. Şimdi biraz zayıfladım. Tipoloji olarak da benziyordum. Tabii ki birazcık yaşlandırma makyajı yapıldı. Ekstradan takma bir göbek takıldı falan böyle olabildiğince benzer bir hale geldim. Güzel bir rol oldu benim için. Rol için kilo almadım aslında ben. Zaten şişmandım o zaman zaman denk geldi, güzel oldu. Ama sonrasında dedim ki artık şişman rollere bir yere kadar. Çünkü baktığımız zaman skalayı biraz kısa tutmuş oluyoruz. Ya yani ben işte şişmanlık bir girdap gibi. Yani o girdabın içine girince insan çıkamıyor ve bir yerden sonra şey diyorum. Evet ya şişmanlık çok iyi bir şey ve yani benim gibi şişman olan oyuncu çok az. O yüzden çoğu rolü benim alma şansım yüksek. Ama o zaman çok kısıtlı kalıyor işte oynayacağımız roller. Şimdi kiloyu verdikten sonra ben üç farklı iş yaptım. Üçünde de çok farklı şeyler oynadım ve fark ettim ki gerçekten konservatu da aslında hocalarımızın bize öğrettiği şeyler. Oyuncu her zaman hazır olmalı, yediğine içtiğine dikkat etmeli, uyku düzeni olmalı, tipi, işte sakalı olmamalı, bıyığı olmamalı, saçı gayet böyle normal olmalı bir rol geldiği zaman sakal da bırakabilir, bıyık da bırakabilir, hatta saçını sıfıra vurabilir, uzatabilir, gerekirse biraz kilo alabilir, değişiklikleri yapar ama biz en nötr halimizde e, kalmalıyız. Okulda eğitim aldınız ama daha sonra bunu kursa pekiştirdiniz Önceden kurslara gitmeye başladım. Ben lisedeyken kurslara gittim. Kurslardan sonra konservatuar sınavlarına girdim. Yani yaşım buna uygundu aslında. Başka bir şey okunmuş ama kurslara devam edip de oyuncu olan insanlar var, tanıdığım var ya da hiç eğitim almayıp bir şekilde başladıktan sonrasında eğitim alarak kendini geliştiren insanlar var. Mesela benim çalıştığım dizilerde e, rol arkadaşlarım oldu. Hiçbir eğitimleri yok diye ben çok şaşkındım başına olur diye. Sonradan fark ettim ki her boşanlarında okuyorlar. Yaz tatillerinde mutlaka yurt dışına oyunculuk kurslarına, e, akademilere gidiyorlar. Böyle eğitimler alıyorlarmış. Yani başlarda ben biraz daha böyle şeye bakıyordum. Konservatuvar olmazsa bu iş olmaz diyordum. Şimdi aynı fikirde değilim. Zaten ben de yıllardır eğitimcilik de yapıyorum. Yani bu kursların ben önemini e, çok önem veriyorum. Çünkü bu bir başlangıç. Biz eğitim verirken klasik aslında tiyatroya uygun bir eğitim veriyoruz. Tiyatro oyunculuğuna uygun bir eğitim ama kamera önü derslerimiz de oluyor. Fakat oyun Oyuncunun aslında nasıl oynaması gerektiğini bütün bu farklı mecralarda deneyerek öğrenmesi gerekiyor. Tiyatro salonunda kocaman, bin kişilik bir salonda en arkadaki seyircinin, en klasik tabirdi bu, en arkadaki seyircinin de bizim sesimizi duyması, mimiklerimizi görmesi için biz daha, biraz daha büyük oynayabiliriz. Ya da tiyatroda timing daha farklıdır ama işin içine kamera girdiğinde, buramızda bir kamera varken şu kadar bilmek fazla olur, daha minik bir gülüş, küçücük şıramızdaki bir hareket bile kamera tarafından algılanır. O yüzden de oyunculuktaki o dozu ayarlamak gereklidir. Hep şey derler, Ay, tiyatro çok zor, işte çok canlı bir şey, sinemada kesiliyor, tekrar çekiliyor filan ama o kesilip çekilmesine rağmen o duygu devamlılığını da sağlamak lazım. Aslında o da önemli. Sadece kestik, bir daha çektik, yok ezberimizi unuttuk, karışıklık oldu, hata oldu falan değil. Hepsinin kendince zorlukları var ama en son işte bu dijital dizi tecrübemde şöyle bir şey yaşadım. Bir günde bir bölüm çekiyorduk. Çünkü 15 dakika bölümler. Çok enteresan sabah geliyoruz, hazırlanıyoruz ve bir tam günde bir bölümü bitiriyorduk. Bu çok pratik geldi, çok güzel geldi ve asıl güzel olan tarafı da şu senaryo baştan belli. Biz bir rol için anlaştığımızda televizyon dizilerinde mesela iyi bir karakter, işte çok babacan, iyi işte mahallenin sevilen bir abisi diyelim ama 10 bölüm sonra bu adam aslında evli ve 3 çocuğu olan ve bir anda kötü adammış gibi bir şeye dönüşebiliyor. Çünkü senaristler hiç bilmeden gidişata göre yazmaya başlıyorlar ya da 13. bölümde öldürmeyi düşünüyoruz. Planımız bu. Çünkü işte bilmem kötü bir karaktersiz bir şey olacak deyip sonradan seyirci sizi çok sevdiği için o 13 bölüm 3 sezona da e, ilerleyebiliyor. Ama dijitallerde böyle değil. Dijital 10 bölüm, 13 bölüm, 15 bölüm neyse hazır. Başı belli, sonu belli. Bütün e, ne yaptığı belli karakterin. Ona göre çalışılıyor. Ona göre oturup bir okuma provası alınıyor. Hatta işte başka bir dijital bir işte oynayan arkadaşım anlatmıştı bana. Biz de, de oturduk. 10 bölümü bir gün boyunca sabahtan akşam kadar okuduk. Yönetmenimizle üstüne konuştuk. Senarist de yanımızdaydı. Konuştuk, anlaştık. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Ona göre de karakterin devamlılığına göre oyuncu hazırlığını yapıyor. Ya da birinci bölümden üçüncü ve yedinci bölümden e, sahneleri arka arkaya çekebiliyor. Biliyor ne olacağını, kendini ona göre ayarlıyor. Şimdi biz aslında her daim her şeyi gözlemleyen insanlarız. Yani sizde gördüğüm bir şey alıp mesela işime yarayacağını fark ederek hemen bir belleğimin bir köşesine atıyorum. Lazım olduğu zaman çıkarıyorum. Bunu çok bilinçli de yapmadığımız da oluyor. Yolda yürürken bir e, satıcının bağırması, onun sesi sesini nasıl kullandığı, nasıl bağırdı. Mesela muslukçu diye bağıran bir adam vardı. Sokakta muslukçu diye bağırarak geziyordu. Eskici, simitçi, farklı farklı bağırıyor. Ben bunları alıyorum, bir köşeye koyuyorum. Bir kişinin yürüyüşü, bir kişinin sinirlendiği zaman mimiklerinin nasıl değiştiği, yüzünün nasıl attı. Bunları hep biz gözlemliyoruz aslında. İyi oyuncu her zaman her şeyi gözlemler. Hep meraklıdır, her şeye dikkat eder ve aslında hiç bilmediği konular hakkında da hep bir şeyler öğrenmeye çalışır. İşte şu karakteri oynamak için gittim, 6 ay onlarla yaşadım falan diye bir şey yok. Aslında çok insani taraflarından alarak yola çıkıyoruz. Hep anlatırlar. Yıldız Kenter derste bir gün söylemiş işte oynayacağınız karakterle ilgili gözlem yapmanız lazım. Aslında sizin bildiğiniz duygular, yaşadığınız duygular bunlar demiş. Bir öğrenci demiş ki hocam demiş peki katil birini oynamamız gerekirse ne yapacağız yani? Katil değiliz. O da demiş ki gece uyuduğunu düşün uyurken böyle gözlerin kapalı bir anda bir sineğin sesini duyuyorsunuz diye geliyor ve seni çok gıcık ediyor. Kalkıyorsun ve o sineği vurup öldürüyorsun. O sineği öldürdüğün anda aldığın bir haz var ya işte onu al belki yüzle, binle, bir milyonla çarp işte katillik duygusunu buradan çıkarabilirsin demiş. Gerçekten de böyle. Biz aslında her duyguyu biliyoruz ve her duyguyu hayatımızda yaşıyoruz. Sadece onu nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Eğitimlerle de işte biz bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ne yapabiliriz diye. Oyunculuk mesleğinde bazı şeyleri çok teknik yaparken ama işin içine duygularımızı katarak çok doğal bir şekilde onu sunmamız lazım seyirciye. Her oyuncunun yatkın olduğu aslında e, türler var. Bazı oyuncu daha çok komediye yatkındır. Ama e, aslında iyi bir oyuncu hepsini oynayabilir. Sadece bütün dünyada böyledir yani. Hep bir şeyi iyi yapınca, insanlara beğenince hep aynı şeyleri teklif ederler. Bizim aslında görsel, işitsel ve dokunsal hafızamız var. Her insanda bunun yüzdesi farklı. Bazısının görseli daha fazla, bazısının işitsel, bazısının dokunsal. Yazarak çalışmayı seven var, duyarak çalışmayı seven var ve gördüğünü fotoğrafik hafıza olarak hatırlayanlar var. Ama bizim bir tanesi %60, bir tanesi %30, bir tanesi %10 olsa bile bence üçünü de kullanarak ezber yapmak lazım. Tabii ki herkes kendi tekniği var ve bunu yolculuğu esnasında buluyor. Ama ben bir şeyi e, duymayı, yazarak çalışmayı ve söylemeyi tercih ederim. Bu işin zorlukları çok inişli çıkışlı bir hayat aslında. Yani herkes böyle bir iş yapıp çok popüler olup hayatı boyunca iyi bir grafikle gitmeyebiliyor. O yüzden de e, bazen işimiz oluyor, bazen olmuyor. Bazen iyi kazanıyoruz, bazen kazanmıyoruz. Bizim iyi kazandığımız dönemde makul harcamayı öğrenmemiz lazım. Birincisi, iş yapmadığımız dönemde de kendimizi nasıl oyalayacağımızı bilmemiz lazım. Haftada 6 gün bir dizide çalışırken 2 sene boyunca bir anda çalışmamaya başlayınca insan boşluğa düşebilir. İşte boşluğa düşmeyip o boş anları nasıl değerlendireceğini bilmesi lazım. Okuyarak mı, yazarak mı, gezerek mi ya da başka bir iş yaparak, çalışarak, beslenmek mi? Ben genellikle oyuncul oyuncularda bu zorluğu görüyorum. Mesela piramit gibi aslında oyunculuk. Piramidin en alt kısmında 20 yaş grubu çok alternatif var. Yaş büyüdükçe, piramidin üst seviyesine çıktıkça 70 yaşında bir oyuncunun alternatifi çok az. Nedeni de şu. Artık ezber yapamıyor. Eskisi gibi iyi oynayamıyor. Kuyusuzlaşıyor. Çalışmayı tercih etmiyor. Mesleği bırakıyor ve biz bir bakıyoruz ki 70 yaşında elimizde kalmış sadece 5 tane oyuncu var. Ve bütün o e, hayal edilen senaryolar o tek oyuncuya teklif ediliyor. O kabul etmezse ona gidiyor. Kabul etmezse ona gidiyor. Birinden biri olmak zorunda. Gibi bir durum var. O yüzden piramit yükseldikçe biz kendimize iyi bakmamız, akıl sağlığımızı korumamız, mesleğimizi sevmeye devam etmemiz lazım ki hem de en önemli şey aslında uyumlu çalışmak. Uyumlu çalışan insan her zaman tercih ediliyor. Bütün bunlar iyi gidince devam ediyoruz mesleğimizi yapmaya. Yani piramidin üstündeki oyunculardan olmak lazım.